Ayşegül, aha Ayşegül, bu kaçıncı Ayşegül? Aa, Gizem Hanım, bu ne sürpriz, buyurun. Merhaba. Buyurun. Sizi hangi rüzgar attı böyle savurdu buralara? Gizem Hanım odalara bakacak. Nerede kalacağını seçmek istiyor. Ha, taşınıyorsunuz yani. Tabii, buyurun, buyurun. Köşkün en güzel odası. Yok, sevmedim. Burası da Ozan'ın odası ama istemezsiniz herhalde. Şöyle buyurun. Kusura bakmayın, odada ne karışıkmış. Ay, ah Ozan, ay ne karışıklık. Tamam. Bu odayı sevdim. Siz bilirsiniz. Ayşegül. Buyurun Aliyan. İyice temizle kızım sen bu odayı. Yani olur da Aliyan'ım, Ozan Bey'in eşyalarını hangi odaya taşıyalım? Ha, Ozan, biz onu şey yapalım. Müştemilat. Müştemilat mı? Evet, Ozan Bey'in müştemilatta çok rahat edeceğini düşünüyorum. Sahi? Ozan Bey nerede? Zeynep, sen abini ara kızım. Neredeyse hemen kalkıp gelsin. Çünkü verecek çok büyük haberlerimiz var. Aynen öyle. Tamam anne. Evet, biz alalım eşyalarını odaya alalım. Buyurun. Efendim Zeynep'ciğim. Ne? Müştemilat mı? Sen dur. Kapa. Kapa, ben geliyorum. Kapa. Ne oldu lan? Ulan nasıl oluyor bu ya? Ama yeter artık ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne müştemilat lan? Oğlum bak, bu Gizem Haznedar denen kadın var ya, kalbi kötü bu kadın. Ulan evime yerleştiği yetmiyormuş gibi bir de benim müştemilatı atacakmış. Hadi lan oradan. Benim adım Ozan Ekinsoy. Ben bu oyunu bozarım. Nereye böyle? Yok bir şey Semacığım, yok bir şey. Ozan! Buraları toplayın. Selam Serkan, ne haber? İyidir Sema, senden ne haber? Benden de iyi. Ya nesi var bunun böyle? Bu şirketi yeni alan kadın var ya. Şey neydi, Gizem mi, Gamze mi ne? Gizem Haznedar. Her neyse işte, ne olmuş onun? Köşke yerleşmiş. Köşke mi yerleşmiş? Ozanlar, Ali Hanım falan, onlara ne oldu? Onlar da köşkte kalacaklar da. Ne? Birlikte yaşayacaklar yani. Şaka mı bu?
Yani karı koca gibi filan. Oldu olacak bir de aynı yatakta yatsınlar. Böyle saçmalık mı olur Serkan ya? Saçmalama. Ciddi misin? Anladığım kadarıyla kadın biraz dişli Sema. Yani uğraşması biraz zor. Dişli. İyi, uğraşacağız o zaman bununla. Oo. Hoş geldiniz Ozan Bey. Ne yapıyorsun sen öyle Hüseyin abi? Yeni odanızı hazırlıyorum. Ay inanamıyorum. Gerçek bir aile gibiyiz. Ay Gizem Hanım, size samimiyetle söylüyorum. Sizi kendi kızım gibi sevdim. Ailenizi de çok tanımak isterdim. Nerede kendileri? İstanbul'da mı yaşıyorlar? Miami'deler. Miami. Evet. Ay çok özlüyorsun Nur Gizem abla değil mi? İşte insan zamanı alışıyor Zeynepciğim. Yok ben alışamam, imkansız. Babamı o kadar çok özlüyorum ki. Kendi sorunlarımızla Gizem Hanım'ı rahatsız etmesek Zeynepciğim. Hı? Yok yok, önemli değil. Zeynepciğim ne zaman istersen konuşabilirsin. Abinin odasına da yerleştiler artık kendileri. Artık daha yakın olursunuz, abla kardeş gibi. Bu nasıl bir davranış böyle? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ya şirketi aldın tamam. Aldınız Gizem Hanım. Şirketi aldınız Gizem Hanım. Evi aldınız. Eşek kadar sözleşme imzalattınız. Ay ay Ozan, Ozan çocuğum kendine gel evladım. Ben gayet kendimdeyim anne. Ozan Bey, sizi bu kadar güç bir durumdan kurtardığımız için minnettar olmanız gereken yerde bağırıp çağırmayı mı tercih ediyorsunuz Ozan Bey? Ben sadece ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Bir insanın hayatına girip darmadağın etmek bu kadar kolay mı? Değil. Gerçekten de çok büyük bir hainlik. Kalpsizlik, vicdansızlık. Ne kadar da haklısınız. Eminim kimseye böyle bir kötülük yapmamışsınızdır. Ama benim yaptığım şey sadece iyilik. Zeynepciğim, lütfen böyle konuştuğum için kusura bakma, olur mu? Benimle tanıştığınızda mahvolmuştunuz. Büyük bir borç batağı içindeydiniz. Şirketinizi de, evinizi de kaybetmiştiniz. Sizi bu bataklıktan kim kurtardı? Ben. Ah, çok doğru, çok doğru. İsterseniz ailenizle birlikte mülkümü terk edebilirsiniz. Ozan. Ama eğer burada yaşamak istiyorsanız benim kurallarıma uymak zorundasınız. Arzu ederseniz yukarıdan eşyalarınızı toplayabilirsiniz. Çünkü artık ben bu gece odamda uyumak istiyorum.